tövbe aşağı Allah mısın ya? Çalgıcı karesi bu Ferrari mi? Hello, yine ben. Var ya, bugün mükemmel bir yere geldik. 2 saatlik yol geldim buraya için. Çok da görmek istiyordum. Bayağıdır bakıyordum fotoğraflarına falan. Ama harbiden çok güzelmiş. Tam o Instagram'da falan gördüğümüz fotoğraflardaki böyle doğanın içinde, ağaçların içinde olan köylere benziyor. Ha, şimdi indim trenden. Merkeze doğru ilerleyelim. Buralarda restoranlar falan açık. Biraz daha tam böyle ana caddesine geldim galiba. Şöyle çok güzel evleri var. Bu evlerin böyle durduğuna bakmayın. Böyle 300-400 yıllık evler yani. Bakın bu mesela 1701 tarihli. Ulan açıkta dediğim yer bir tane yer açık ha. Orası da burası. Geri kalan her yer kapalı. Köy ama kapıda G63 var. Tam işte İsviçre'nin köyü böyle bir köy yani. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir diyor. Burada öyle. En çok parayı tarımla hayvancılıkla uğraşanlar köylüler kazanıyor. Hatta adamlar o yüzden Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorlarmış. Çünkü girerlerse kazançları biraz daha düşecekmiş Avrupa Birliği yasalarına göre. İşte satış yaptıklarında ya da üretim yaptıklarında. O yüzden adamlar kabul etmiyorlar İsviçre'nin Avrupa Birliği'ne girmesini. En çok karşı çıkan, eylem yapanlar falan onlarmış. Köylü milletin efendisi ama burada efendisi. Bizim oralarda çok geçmiyor yani bu. Adam kapısına bir tane traktör alamıyor anasını satayım. Güzel akordeon çalıyor bizim az önceki restoranda. İçeriden de kahkaha sesleri. Bizim zamanımızda Ciguli vardı tabi. Çalgıcı karısı Binnaz, esnaf karısı Binnaz. O meşhur unutulmayan ezgileriyle Ciguli dinlerdik. Hey gidi günler. O da öldü gitti. Biz de geldik kaç yaşına. Ha, ben çocuktum yani o zamanlar. Ama hatırlıyorum. Çalgıcı karısı Binnaz. Kumarcı karısı Binnaz. Esnaf karısı Binnaz. 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 Klibi bile var. Bilmeyenler açsın, dinlesin, izlesin. Şöyle bir manzaraya kadar geldim. Bu arada köyün adı Rujmo. Ruj kırmızı demek, Mo da dağ demek. Yine İsviçre'nin en güzel köyleri listesinde burası da. Ama gerçekten burası güzelmiş yani. En güzel köyler listesinde olmayı kesinlikle hak eden bir yer. İsviçre'de her pazar olduğu gibi ölüm sessizliği var. Burası da buranın en eski yapısı. Daha önceden manastırmış. 12. yüzyılda yapılmış. Aynı zamanda İsviçre tarafından koruma altında. Sonradan da çok restorasyon görmüş. Şu an Protestan Kilisesi aynı zamanda. Önceden manastır olarak kullanılıyormuş dediğim gibi. Tam da adamların mezarlığının yanından geçiyoruz. Kulübü Elham okuyalım da sevaba girelim bari. Allah rahmet eylesin, ne diyelim, ölmüşler gitmişler. Bayağıdır da mezarlık görmüyordum böyle. Buraya gelince gördüm şimdi. İşte insan ölümü unutmamalı. Bir adım sonra yaşayacağız mı yaşamayacağız mı bu belli değil. Ne diyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için çalışın. Tabi bu sizin inancınıza göre değişir. Ben de diğer taraf için çok çalışıyor muyum? Orası şüpheli. Yani neye inanmadığımız önemli değil. Öncelikle insanlığa inanmak en önemlisi galiba. İyi insan olmak, iyi insan kalmak en önemlisi. Herhalde böyle yaparsak da öbür dünya için de çalışmış oluyoruz. Yani geri kalan şeyler kişiden kişiye değişir tabi. Herkesin inancı kendine. Kilisenin içine girelim şimdi. Bakalım. Eglise de Rougemont 1073 tarihi diyor. Üf, kapıya bak. Burası dediğim gibi Protestan Kilisesi. Hristiyan inancında da 3 tane mezhep var. İslam'da olduğu gibi İslam'da 4 tane. Katolik, Protestan, bir de Ortodoks. Papaz efendi buralarda mı acaba? Bir selam verirdik. Bir elini öperdik. Az önce bunu görmemişim. Burada Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini gösteren bir şey var böyle. Baba, oğul, kutsal ruh diye bir şey var ya. Cebrail işte Meryem Ana'ya Hazreti İsa'yı al doğur diye ona bir görev adlediyor. Hazreti İsa da inananların adına dünyaya geliyor ve Tanrı'ya kendini kurban ediyor. Baba, Tanrı, oğul, Hazreti İsa, kutsal ruh da Cebrail. Sonra da şey yapıyorlar işte. Baba oğul kutsal ruhla Stavros çıkarıyorlar. Baba oğul kutsal ruh. O şekilde bir şeyleri var. Ama galiba bunları da bunların her mezhepleri yapmıyor. İşte bunların aralarında da çok değişik şeyler var. Sadece bizde değil yani. İşte diyorlar ya, bizde Şiilerle bilmem kimler arasında bir çatışma oluyor. İşte bazı bizimkiler kalkar bilmem kimleri sevmez. Öbürü onu eleştirir, bu bunu eleştirir. Halbuki kardeşim, önemli olan insanlık, insanlık. Yaradan bakalım böyle mi demiş yani, yok sen şucusun bucusun diye. Sen tövbe aşağı Allah mısın yani, sen nasıl yargılıyorsun milleti? Arttırıyorum arkadaşlar, köy deyip geçmeyelim.
Şimdi sıradaki arabamıza geliyoruz. Ne bu, Ferrari mi? Ferrari aynen. Bu İsviçre'nin paralı olanları böyle köylerde falan oturuyorlarmış. Böyle yerler çok değerli. Hem de doğanın içinde. Normalde böyle ev falan almaya kalksan satılır. Hi. Neyse devam edelim. Restorandakiler selam verdiler video çektiğimi görünce. Her yerde evler falan çok düzenli. Çünkü şöyle bir şey yapıyorlar burada. Mesela evinizi diyelim vize edeceksiniz. Bir renovasyon yapacaksınız içinde. Yeni baştan bir tadilat falan olacak. Adamlar size buna göre mesela şey veriyorlar. Kredi veriyorlar. Bu krediyi alıyorsunuz. Kendi eviniz için kullanıyorsunuz. Ödemelerini falan da ona göre daha esnek yapıyorlar. İşte o yüzden de böyle ülkenin her yeri tertipli, düzenli. Bütün evler bakımlı. O şekilde oluyor. Hatta vergi falan ödüyorsanız mesela aldığınız bu yaptığınız tadilatın masrafını vergi ödemiş gibi de devlet düşüyor. Adamlar da diyor ki boşuna devlete vergi vereceğim o şekilde. Kendi evimin tadilatını yaparım. Mesela adam böyle çok eskimese bile çatısını falan yaptırıyor evin falan. Tabii şöyle bir durum da var. Yaptırdığınız tadilat çevrenin kültürüne uygun olacak. İşte dış cephesini kesinlikle değiştiremezsin. O tarihi dokuyu yaptırıyorsan mesela dışındakilerin hepsini bu kanunlara uyarak yapmak zorundasın. Öyle kafana göre bir tane balkon çıkayım. İşte balkona bir tane bir şey ekleyeyim. Pencereyi işte biraz daha büyüteyim. Böyle bir olay yok yani. Ev sizin olsa bile böyle bir şeye izin vermiyorlar. Evin dışarıdan baktığın zaman o buranın mimarisini yansıtan şeyi değiştiremezsin. Şuradan su alalım. Güzel akıyor. İyidir buranın suyu. Ama hayratı yazmamışlar ya. Şurada olması lazımdı. Hacı Eminoğlu Topal Ahmet'in hayratıdır diye. Ruhuna El Fatiha. Bir hayrat da ben yaptıracağım buraya. Gelen geçen su içsin. Sevap kazanalım. Herkesin kapısı falan ne kadar güzel. Evler bakımlı, bahçeler bakımlı. Sokaklar, yollar. Bir de burada evlere insanlar ayakkabıyla giriyor ya. Kardeşim adamın ayakkabısı çamur olmuyor ki. Bak yola bak, yol bozuk değil yani. Sağında solunda herhangi bir çamur yok, bir şey yok. Öyle olmadığı için de ayakkabıları falan kirlenmiyor insanların. Tabii bence de girilmemesi lazım. Ben girmiyorum ama adamların ayaklarına çamur falan bulaşmayınca da o yüzden giriyorlar galiba. Tabii bunlardaki kültür de öyle. Onu ona bağlamayalım da. Sonuç olarak adamın ama ayağına bir şey bulaşsa, bir çamur falan olsa girebilir mi? Giremez. Aha köpeğe bak. Bir saldırıyormuş şimdi bana burada. Büyük köpek. Sonra Volkan Baysal buradan topuk. Zamanında bu kadar büyük evi niye yapmışlar acaba? Böyle iki daireli falan mıydı ki? 2-3 aile de yaşıyor olabilir. Çoğu yerde İsviçre bayrakları var. Biraz milliyetçiler tabii İsviçrelilerde. Onlarda mesela 3 tane farklı şey var. İşte Fransız dersin, İtalyan, Alman dersin mesela. Adamlar öyle demiyorlar. Konuşurken ilk biz Swiss, İsviçreliyiz diyorlar. Adam ben Almanım demiyor yani. Ben İsviçreliyim diyor. İşte Fransız tarafında olan İsviçreli de aynısını söylüyor. Fransızım demiyor. Bu gördüğüm herhalde en eskilerinden biri. 1667. Şöyle göstereyim tamamını. Karşıda bir yere tırmandım. Oradan manzara güzeldir diye tahmin ediyordum ama o kadar beğenmedim orayı. O yüzden şimdi tekrar aşağıya, köye doğru iniyorum. Merkeze doğru. Bu arada siz de bu izlediklerinize falan yorum yapın. Yani ne görmek istiyorsanız, neye merak ediyorsanız ya da aklınızda bir şey varsa. Belki ben bir şeyleri kaçırıyorumdur. Göstermiyorumdur, gezmiyorumdur. Bilmiyorum. Ne var ne yok diye şuna niye bakmadın falan diyorsanız yorumlara yazarsınız. Saatte bir tren var bu arada. 5 dakika sonra bir tane gelecek. Ona bineceğim artık. Çok da geç kalmayayım. Zaten 2-2,5 saate yakın yol gideceğim. Çok güzel bir pazar günü oldu. Bayağı güzelmiş burası. İyi ki gelmişim. Geldiğime değdi yani. Artık bir dahakine bakalım hangi köylere, hangi dağlara, hangi mezralara, nerelere gideceğiz. Böyle gidilecek çok yer var aslında. Ama işte zaman olması lazım. Hepsine zaman ayıramıyorum. Elimden geldiği kadar geziyorum işte. Trene 5 dakika falan var. Birazdan gelir. Ondan sonra da yol alırız yavaştan. Burası da istasyon. Tren geldi. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.